Kulaklarımla duydum. Onu evlatlık alacaklarını söylüyorlardı. Züleyha mı? Züleyha onu evlatlık almayı kabul etti mi yani? Bir şey demedi. Ama buna razı gibi görünüyordu. Bazı söylentiler duydum. İşin aslı nedir? Tahmin edebiliyorum. Muhakkak Yüzersif hakkındadır. Yüzersif'i evlatlık aldığın doğru mu? İyi bir seçim değil mi? Ama bu bizim geleneklerimize tamamen aykırı. Yüzersif bir yabancı ve aşağı bir ırka mensup. Sizin gibi bir asilzadeye hiç mi hiç yakışmıyor efendim. Oğlum olduğunda o da ünvan ve makam sahibi olacak. Merak etmeyin. Peki ya sahip olduğu inançlar ne olacak? Amon'un düşmanı ve Mısır'ın inanç sistemine karşı olmadığı ne malum? Söylediklerini garipsedim. Biliyor musun Karim ama taze fidanlar kolaylıkla eğilip bükülebilirler. Gelin bu düşünceden vazgeçin. Bu sizin yararınıza olmaz. Ben kararımı verdim. Sen de beni üzecek laflar yerine bana yardımcı ol. Lütfen. O halde izin verin son sözü söyleyeyim. Bugün Amon toprağındaki büyücüye gittim. Yüzersif'in özelliklerini ona anlattım. Ne dediğini biliyor musun? Bu çocuk Züleyha'nın düşmanıdır. Ona hayatı zindan edecek. Onu tanrılardan soğutacak dedi. Büyücü gelecekte senin başka bir tanrıya inanacağını da söyledi efendim. Bu boş lafları sana kim söyletiyor? O bir çocuk. Ben daha şimdiden onu istediğim şekilde eğitebilirim. Umarım beni anlıyorsundur. Yarından itibaren onu benim yanıma getir. Ona Mısır halkının gelenek ve göreneklerini öğretmek istiyorum. Sen de yardımcı olacaksın. Ben yalnızca sizin için endişeleniyorum. Böyle istiyorsanız itaat ederim. Ama Karimama söylemedi demeyin.